11. sorumuzla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki görselde her farenin belli kurallara göre ilerleyip peynirlere ulaşmasını sağlayan bir oyun görülmektedir. Toplamda 10 tane fare var arkadaşlar. 3 tane de farklı kuralımız var, tuşumuz var arkadaşlar. Şimdi tuşlara basıldığında şunlar oluyormuş. Kareye bastığında numarası 2'nin katı olanlar birbirine ilerliyor. Şimdi bu ikinci fare numarası 2 olduğu için geldi. Dördüncü fare 2'nin katı 6, 8, 10. Diğer farelere herhangi bir şey olmaz. Çünkü birinci fare numarası itibariyle 2'nin katı değildir. Şu aynı şekilde sadece çift sayılar birbirine ilerleyecek kareye bastığında. Üçgene bastığında numarası asal olan fareler 2 birimlerler. Şimdi arkadaşlar asal sayılarımız 2 ile başlıyordu. En küçük asal sayımız 2 idi. Bu burada 2 birim gelirse buraya geldi. 3 asal şurada şu an 2 birim geldi burada. 4 asal değil hareket etmez. 5 asal hareket etti buraya geldi. 7 asal buraya geldi. 9 asal değil 10 asal değil arkadaşlar. Konumları şu an pembeyle çizdiğim konumlar. Bu burada, diğerleri burada. Şimdi numarası 24'ün çarpanı olanlar 3 birim ilerler demiş arkadaşlar. Şimdi 24'ün çarpanlarına bakıyorum. 1'e 24, 2'ye 12, 3'e 8, 4'e 6, başka da yoktur arkadaşlar. Şimdi bu birinci fare 3 birim ilerledi. İkinci fare 24'ün çarpanı olduğu için 3 daha gitti. Bu bayağı burada. Üçüncü fare 3 birim gitti. Bunun 1 birim gerisinde. Çünkü 1 birim gerisinde 3 daha giderse 5 birim gitmiş olacak. İkinci fare 6 birim gitmişken. Bu 1 birim gitmiş. 3 daha giderse bu 4'tür. Burada bir yerde. Beşinci fare 24'ün çarpımı değil. 6 3 birim gelecek. Yine 4'te olacak. Dördüncü ile aynı hesabı. 7 zaten çarpımı değil. 8 1'de 3 birim giderse 4'te. 9 zaten gitmeyecek. 10 zaten gitmeyecek. Peynire en yakın olan fareyi soruyor. İkinci fare arkadaşlar. Çünkü 2 sayısı arkadaşlar. Hem 2'nin katı olduğu için 1 birim ilerledi. Burada 1 birim ilerledi bu fare. Burada 2 birim ilerledi asal olduğu için. Burada da 3 birim ilerledi. Toplamda 6 birim ilerlerken diğerleri daha az yol aldı sevgili arkadaşlar. Bu sorumuz bu kadardı. 12. sorumuzla devam ediyorum. Bakkal Selim amca iç uzunluğu 288 santimetre olan rafına kalınlığı 4 santim olan bisküvileri aşağıdaki gibi aralarında boşluk kalmadan 2 bisküvi dikey, 4 bisküvi yatay şu şekilde gördüğümüz gibi diziyor arkadaşlar. Şimdi bisküvinin ben kalınlığını biliyorum, şu uzunluğu bilmiyorum. Öyle değil mi? Ama bu uzunluğun şu uzunluğa eşit olduğunu biliyorum. Bunun her biri 4, 8, 12, 16. Arkadaşlar o zaman şu kalınlığın genişliğin 16 olduğunu söylüyorum. Bunlar zaten 4'tü. Şimdi bu altılı dizilimde arkadaşlar 6 kitap var. Ne kadar alan kaplıyor? 8 burası, 16 burası. 24 santimetre. Diyorum ki 288'de kaç tane 24 vardır diyorum. 288'de kaç 24 varsa bu rafa da o kadar altılı kitap verebilirim. 288'de 24 12 tane var arkadaşlar. O zaman şundan 12 tane yan yana koyabilirim. Bir tanesinde 6 kitap olduğunu biliyorum. 12 tanesinde 12 tane 6 kitap var. Yani 12 çarpı 6 72 kitap yerleştirebilirim. Kitap demişiz. Bisküvi tabii ki. Devamımız D arkadaşlar. Burada bu kadar. 13. soru. Cep telefonuna bir tuş kilidi şifresi belirleyecek olan Burcu, belirleyeceği şifrenin özelliklerini şu şekilde sıralıyor. Şifre 4 tane ne olacak? 1, 2, 3, 4. İlk rakamı 1 olacakmış ve rakamları farklı. O zaman biri başka bir yerde kullanalım arkadaşlar. Şifre oluşturulurken her rakam bir önceki rakama sağ sol ve aşağı yukarı yönde komşu olacaktır. Yani şu telefona bakarak oluşturacağız şifreyi. Birden sonra sağ komşusunda 2 var.
Ama solunda bir komşusu yok. Birden sonra aşağısında dört var. O zaman şifre ya iki ile devam edecek ya dörtte birden sonra. Şimdi iki ile devam ettiğinde ikinin komşularına bakıyorum arkadaşlar. İkinin aşağısında beş var. Beş ile devam edebilir. Sağında üç var. Üç ile devam edebilir. Solunda bir var ama rakamları tekrar kullanamadığım için tekrar soluna dönemez. Şimdi iki ile devam edeyim arkadaşlar. 5 olduğunda şuraya geliyorum bakın. 5'in sağında 4 var. Kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Solumda çok pardon. Sağında 6 var. 6 ile de devam edebilirim. 5'in aşağısında da 8 var. Bu şekilde başka 5'in yukarısında 2 var ama 2'yi kullandığım için tekrar kullanmam. O zaman 3 şifre buradan geldi mi? 1254, 1256, 1258. Şimdi 5 ile devam ettiğimde 3 şifre oluşturuyorum. Peki 3 ile devam ederse kaç şifre oluştururum diye bakıyorum hemen. 3'ün aşağısında 6 var. O zaman 3'ten sonra 6 ile devam edebilirim. Solumda 2 var. Devam edemem 2 ile çünkü 2'yi tekrar kullanamam. Sağımda bir şey yok. O zaman 3 ile sadece 1236 şifresini oluşturabilirim. Şimdi iki ile devam eden şifreleri bitirdik. Şimdi birden sonra dört ile devam eden şifrelere bakacağım. Şimdi birden sonra dört ile devam ettiğinde dördün sağında beş ile devam edebilir veya dördün aşağısında yedi ile devam edebilir. Dördün sonunda bir sayı yoktur. Dördün yukarısında iki vardır ama kullandım arkadaşlar. Bir daha kullanamam. Şimdi beş olduğunda dörtten sonra. Beşten sonra tekrar dörde gelemez. 6'ya gidebilir. Sağında 6 var çünkü. 5'ten sonra 2'ye gidebilir. 2'yi kullanmadım. 5'ten sonra aşağıya 8'e gidebilir. Yine 3 şifre oluştururum. Başka bir şifre oluşturamam. 1456, 1452, 1458 oluştururum. Son olarak 4'ten sonra 7'yi kullandığımda hangi şifreleri oluşturuyorum diye bakmam gerekiyor. Şimdi 1, 4, 7 var. 7'den sonra tekrar 4'e dönemem yukarıya. Yani bu arada bir makam daha var. Daha sonra oluşturacağım. 7'nin sağında 8'e gidebilir. Arkadaşlar 7'nin aşağısında bir rakam yok. Yıldızla devam edemez. Burada da oluşturacağım tek şifre vardır. O da 1478'dir arkadaşlar. Şimdi demiş ki oluşacak şifre, bakın burayı okumazsak yanlış buluruz. 3'e kalansız bölünüyor demiş. Şimdi rakamlar toplamına bakacağım bu şifrelerin hepsine. 1, 2 daha 3, 5 daha 8, 4 daha 12. 3'ün 4 katı değil mi? Olabilir mi? Olur arkadaşlar. Bu şifre olur. Bir tane var şimdi. 1, 2 daha 3, 5 daha 8, 6 daha 14. 3'ün katı değil. Gitti. 1, 2 daha 3, 5 daha 8, 8 daha 16. 3'ün katı mı arkadaşlar? Hayır, bu da sağlanmaz. 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 6 daha 12. 3'ün katı mı? Evet, bu da sağlar. 1, 4 daha 5, 5 daha 10, 6 daha 16. 3'ün katı değil. 1, 4 daha 5, 10, 12. 3'ün katı mı? Evet. 1, 4 daha 5, 5 daha 10, 8 daha 18. Bu da 3'ün katı. 1, 4 daha 5, 7 daha 12. 8 daha 20, bu da sağlanmaz. Daire için aldığım 1, 2, 3, 4 şifre var. O zaman cevabımız 4'tür sevgili arkadaşlarım. Bu sorumuz da bu kadardı. 14. soruyla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bir sayı vermiş. Bu sayı 3 ile tam bölünüyorsa kareyle üçgenin çarpımının alabileceği en büyük değeri soruyor arkadaşlar. 3 ile tam bölünüyorsa bu sayı arkadaşlar, rakamlar toplamı ne olmak zorunda? 3'ün katı olmak zorunda. Yani 2 artı kare artı 5 artı üçgen artı 3, 3'ün katı olacak. Şimdi sayıları toplayayım. 2, 5 daha 7, 3 daha 10 artı üçgen kare toplamı 3'ün katı. Ona ne eklersem 3'ün katı olur? 2. O zaman üçgenle karenin toplamı 2 olabilir.
3, ona 5 eklersem arkadaşlar. Bakın 3'er 3'er arttığını söylemiştik. O zaman bu ikisinin toplamı 5 olabilir. Bu ikisinin toplamı 8 olabilir. Bu ikisinin toplamı 11 olabilir. 3'er 3'er artıyor. Nereye kadar gidecek? İki rakamın toplamı en fazla 18 olur arkadaşlar. Çünkü rakamların alabileceği en büyük değer 9'dur. 2 tane olduğu için de 18'dir. Kare ile üçgenin toplamı 11'in 3 fazlası 14 olabilir. Kare ile üçgenin toplamı 14'ün 3 fazlası 17. Daha fazla olamaz. 20 olduğunda çünkü biri 10 oluyor. En az 10 olması lazım bir tanesinin. İki basamaklı olamaz rakam. Şimdi arkadaşlar, bana bu ikisinin çarpımının en büyük değerini soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın, en büyük değeri için birbirine en yakın sayıları seçmem gerekiyor. 17 için mesela, 1'e 16 seçersem kareli üçgeni, çarpımı 16 yapar. 2'ye 15 seçersem 30. Bakın sayılar birbirine yaklaştıkça çarpımları da artar. Ben bunu 9, bunu 8 seçersem birbirine en yakın iki sayı seçmiş olurum. 72. Bakın burada ikisinin çarpımı 9 ve 8 top 9 ve 8 seçtiğimde 72 olarak buluyorum. Bir 10 daha bakalım. Daha az olacak muhtemelen ama. Birbirine en yakın iki sayı, aynı sayıları seçebilirim 7 ve 7. 49. 11'de 5'e 6 seçerim birbirine en yakın. Bu ikisine çarpımı 30. 8'de 4'e 4 seçerim en yakın. 16. Gördüğünüz gibi gittikçe azalıyor. En büyük değeri soruyor. 72 olarak işaretliyoruz. Güzel bir soruydu arkadaşlar. 15'in soruyla devam ediyoruz. 40 basamaklı 4444 sayısının 9'a bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar, bizler 9 ile bölünebilmeyi biliyorsak kuralımlar, kalınlığı bulabiliriz. Şimdi 40 basamaklısı, burada 40 tane 4 var öyle değil mi? Rakamlar toplamı nedir? 40 tane 4'ün toplamı. 9 ile bölünebilmedi çünkü. Neye bakıyorduk biz? Rakamlar toplamına bakıyorduk. Rakamlar toplamı 9'un katımı değil. Şimdi 40 tane 4'ün toplamı ne demek? 40 tane 4, 40 çarpı 4. Yani 160 demek arkadaşlar. Yani rakamlar toplamı bunun, rakamlar toplamı değil, 160. Şimdi arkadaşlar, rakamlar toplamının 9'a bölümünden kalan sayının kendisinin 9'a bölümünden kalana eşittir. 160'ı 9'a bölerek bulabilirim. 16'da kaç tane 9 var? 1 tane. Kalan nedir? 70. 9'da kaç tane var? 7 tane var. 63. Kalan nedir? 7 kalır arkadaşlar. Cevabımız C'dir. Fakat bunu şöyle çözebilirim. 160'ın rakamlar toplamı nedir? 1, 6 daha. 7. 7'yi 9'a bölersem 7 kalır arkadaşlar. Bu şekilde de C seçeneğinin doğru olduğunu söyleyebiliriz. 15. soruyla, 16. soruyla devam ediyorum. Üçgen demiş ki 3 ile bölününce 2 kalan rakam. 3'e bölününce 2 kalan rakam diyor. Bakın sayı demiyor arkadaşlar. Bu yüzden cevaplarımız sınırlı. Üçgen 2 olabilir. 3'ün 2 fazlası 5 olabilir. 6'nın 2 fazlası 8 olabilir. 3'ün katının 2 fazlası olursa kalan 2 olur. 10 olamaz çünkü rakamdan bahsediyor. 4'e bölününce 1 kalan rakam. 1 olursa 1 kalır arkadaşlar. 4'ün 1 fazlası 5 olursa yine 1 kalır. 8'in 1 fazlası 9 olursa yine 1 kalır arkadaşlar. Üçgen çarpı kare hangisi olabilir demiş arkadaşlar. Şimdi üçgeni 2 seçtiğimde 2 çarpı 1 üçgen çarpı kare 2 olabilir. Üçgeni 2 seçtiğimde yine 2 çarpı 5'ten ikisinin çarpımı 10 olabilir. 2 çarpı 9 18. Yani her biri için 3 farklı eşleşme söz konusu. 5 çarpı 1 5. 5 çarpı 5 25. 5 çarpı 9 45. Hiçbiri yok şu an seçeneklerde. 8 çarpı 1 8. 8 çarpı 5 40 olabilir arkadaşlar. 8 çarpı 9 72. Bize olabilir diye sorduğu için bunların çarpımı sadece buradaki 40 değeri olabilir. Cevabımız C arkadaşlar. 17. soruyla devam ediyorum. Evet. Bir tane alfabemizi ve onların sayı eşleşmesini vermiş arkadaşlar. Örnek
Örnekte şunu diyor. Seda kelimesinin sayısal kodu 22.651. Yani harf neyse onun sayı karşılığını yazıyoruz sırayla arkadaşlar. Demiş ki hangisinin sayısal kodu 4'e ve 9'a kalansız bölünür. Bunu bulmak için önce sayısal kodlarını bulmak gerekiyor. Bölün. B için 2 arkadaşlar. Ö için 19. R için 21. Ü için 26. Şimdi arkadaşlar 9'a bölünebilmesine bakmadan önce 4'e bölünebilme neydi? Son iki basamağının 4'ün katı olması. 26 4'ün katı olması için bölü kelimesinin kodu hem 4'e hem 9'a bölünemez. Çeriye bakıyorum şimdi. Ç harfi 4. E harfi 6. J harfi 21. İ harfi 12. Son iki basamağına baktım. 12 4'ün katı mı? Evet. 4'e bölünür bu sayı o zaman. Son iki basamağı bölünüyorsa bir sayının 4'e her zaman tam bölünür. Şimdi 9'a bölünebilme neydi? Rakamlar toplamı. 4, 6 daha 10. 12. Bir dakika tekrar yazayım. Bir karışıklık oldu burada. Çeri neydi arkadaşlar? 4, 6. R neydi? 21. İ neydi? 12. Tamam. 4, 6 daha 10. 2 daha 12. 1 daha 13. 14, 16. 16 9'a bölünmediği için çeri 9'a bölünmediğinden dolayı olamaz arkadaşlar. Tuna'ya bakıyorum. Tuna'nın kodu. T 24. U 25. N 17. A 1. Bir kere tek bir sayının 4'e bölünme ihtimali yok. Bu da gitti. Kale'ye bakıyorum arkadaşlar. Zaten doğru cevap olduğu aşikar ama yine de soruda hata var mı diye bakıyorum. K 14. A 1. L 15, E 6. Şimdi son iki basamağı 56. 56 arkadaşlar, 40'ın 16 fazlası. 44'ün 10 katı, 16 4'ün 4 katı. Bu ikisi 4'ün katıysa 56 da 4'ün katı da doğal olarak sağlıyor. Şimdi 9'a bölünebilmedi. Rakamlar toplamına bakıyorum. 1, 4 daha 5, 6, 7, 12, 18. Rakamlar toplamı 18, 9'un 2 katı. O yüzden 9'a da bölünüyor. Bu yüzden cevabımız D'dir arkadaşlar. Bu sorumuz da bu kadar. 19. sorumuz 18. Hep yanlış söylüyorum ya bunda. Barış karne hediyesi olarak aldığı bisikletin güvenliğini sağlamak için kilit satın almış arkadaşlar. Klasik kilit biliyorsunuzdur. Evet. Kilide bir şifre koyacak. İlk iki basamaktaki sayı, ilk basamaktaki sayı 2'ye kalansız bölünür. Şimdi kaç 4 basamaklıdır muhtemelen? Bakıyorum. Evet. İlk basamak dediği soldaki ilk basamaktan bahsediyor. 2'ye kalansız bölünür. 4 basamaklı olduğunu şurada belirttiği için sayının en sonuna 0 koyamam. Buraya 2, 4, 6 ya da 8 koyabilirim. Çiftse 2'ye bölünür zaten. İlk iki basamaktaki sayı 3'e kalansız bölünür. Şimdi 20'li 2 ile başlarsa 3'ün katlarına bakalım. 21 olabilir. 3 fazlası 24. 3 fazlası 27 olabilir. 2 ile başlarsa böyle. 4 ile başlarsa 42, 45, 48 ile başlayabilir. 6 ile başlarsa 60, 63, 66, 69 olabilir arkadaşlar. 8 ile başlarsa 81, 84, 87 ile başlayabilir arkadaşlar. Şimdi rakamları farklı demiş mi diye bakıyorum. Hayır dememiş arkadaşlar. Rakamlar toplamı en çok kaçtır diye soruyor bana. Şimdi bakacağım. İlk 3 basamaktaki sayı 5'e kalansız bölünür arkadaşlar. İlk 3 basamak 5'e kalansız bölünüyorsa ben en büyük rakamı seçmem daha mantıklı değil mi? Sonu 0 ya da 5 olacaktı. 5. Neden en büyüğü seçtim 5'i? Çünkü en çok diyor. Ve şifreyi oluşturan sayı 9'a da kalansız bölünüyormuş. Şimdi arkadaşlar bakın 8, 7 daha 15, 8, 4, 12. Buraya hepsine 5 koyacağım zaten sonra. İlk 2 basamağın en büyük değerini alan. Burası 15, burası 12, daha küçük. Buralar da daha küçük. O zaman ben ya şunu ya şunu ikisini de seçersem aynı sonucu elde edeceğim.
6, 9 daha 15, 5 daha 20. 9'a bölünmesi için rakamlar toplamının 9'un katı olması lazım. 20'ye yakın 9'un katı nedir? 7 değil midir? Pardon, 27'dir. Burası 20 ise 7 daha eklersem 27, 9'a tam bölünür. O zaman şifrenin alabileceği en büyük değer, en büyük değer demeyelim mi? Rakamlar toplamının alabileceği en büyük değer 27 olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Zaten 9'a bölündüğü için 31, 23 ve 23 olma ihtimali yok. 27 olursa daha büyük değer. O yüzden cevabımız şey arkadaşlar. 19. sorumuz. Bir tanım yapmış. Bölünebilen kelimeler. Bir kelimedeki harf sayısı o kelimedeki sesli harf sayısına tam bölünüyorsa bu kelimeye bölünebilen kelime denir. Şimdi arkadaşlar ne diyor? Toplam harf sayısı sesli harf sayısına bölünüyorsa. Şimdi karede toplam 4 harfli sesli harf sayısı A ve E 4 2'ye tam bölünüyor. O zaman kare kelimesi bölünebilen bir kelime. Demiş ki buna göre rakamların yazılışları düşünüldüğünde bölünebilen kelimeler bölünebilmeyen kelimelerden, bölünemeyen kelimelerden kaç fazlamış? Şimdi sıfıra bakalım arkadaşlar. Sıfır toplam harf sayısı nedir sıfırda? 5'tir. Şimdi sesli harf sayısı 2'dir. 5 2'ye tam bölünmez. Bir tane bölünmeyen var sıfır. Bölünmeyenleri bakın çarpı ve tik yapayım. Sıfır bölünmediği için çarpı kısmına yazdım. 1'e bakıyorum arkadaşlar. 1'de toplam 3 harf var. Sesli harf sayısı 1. 3 1'e tabii ki bölünür. 1'i buraya yazdım. Bakın sayıların okunuşlarının harf sayısına bakıyoruz. Dikkat edin. 2'ye bakıyorum arkadaşlar. 2 kaç harfli? 3 harfli. Sesli harf sayısı ne? 2. 3 2'ye tam bölünür mü? Bölünmez. O yüzden bölünemeyen kelimedir. 2 kelimesi. 3'e bakıyorum arkadaşlar. 3 kaç harfli? 2 harfli. Kaç tane sesli var? Bir tane. 2 1'e tabii ki bölünür. O zaman 3 sayısının okunuşu bölünebilen bir kelimedir arkadaşlar. 4'e bakıyorum. 4 sayısı kaç harfli arkadaşlar? 4 harfli. Kaç tane sesli var? Sadece bir tane var. 4 1'e tabii ki tam bölünür. O zaman 4'ün okunuşu da benzer şekilde nedir arkadaşlar? Bölünebilen kelimedir. 5. 3 harfli bir tane sesli var. O zaman bu da bölünebilen kelimedir. 6'ya bakalım. 6. 4 harfli iki tane sesli var. A ve I. Bu da bölünüyor. O zaman 6'yı da buraya yazdım. 7'ye bakalım. 7 kaç harfli? 4 harfli iki sesli var. Bölünür. 7'yi de yazdım. 8'e bakıyorum. 8, 5 harfli arkadaşlar. 2 sesli var. 5, 2'ye bölünmez. 8'i buraya yazdım. Şunu sileyim yanlış olmasın. Şimdi son olarak 9'a bakıyorum. Kaç harfli? 5 harfli. Yine 2 sesli var. Bölünmez. O yüzden bölünemeyen kelimedir. 9 kelimesi de. Kaç tane fazla bulmuş? Bölünemeyen kelime 1, 2, 3, 4 tanedir. 10 rakam var, 6 tanesi bulunuyor. Kaç fazla diyor? Aradaki fark 2'dir arkadaşlar. Cevabımız D. Gerçekten güzel bir soru. 20. sorumuz. Sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. 3 tane sayı vermiş. İlk sayımız 3'e tam bölünmüş. O zaman karenin değerlerini bakacağız. Bana diyor ki buna göre en büyük değeri için, yani bunların alabileceği en büyük değerlere bakacağız biz. Bu sayı hangisine tam bölünmez diye soruyor bize arkadaşlar. Şimdi 6 bir kare 4 sayısı 3'e tam bölünüyorsa, rakamlar toplamı 3'ün katıdır. 6 1 daha 7, 4 daha 11 ile karenin toplamı 3'ün katıymış. 11'e ne eklersen 3'ün katı olur. 11'in 1 fazlası 12 3'ün katıdır. Bu 3'er 3'er artar. 11'in 4 fazlası 15, 3'ün 5 katı. 11'in 7 fazlası 18, 3'ün 6 katı. Bakın 1 olduğunda 3'ün 4 katı, 3'ün 5 katı, 3'ün 6 katı. Bana en büyük değerini soruyordu. O yüzden kareyi 7 olarak aldım. Şimdi kare 7. Diğer iki rakama bakacağım. Ters üçgen ve düz üçgeni bulacağım. Şimdi bu sayı 2'ye bölünüyorsa
Üçgenin alabileceği değerler birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8. En büyük değeri nedir? 8'dir. Sonra 8'i yazdım. Son olarak bu sayı 9'a tam bölünüyormuş. O zaman rakamlar toplamı 9'un katı olmak zorunda. 7, 2 daha 9, 6 daha 15. Yani 15'e 3 eklersem bu sayı 9'un katı olur. Diğer türlü asla olmaz. 9'ar 9'ar artık 12 yazamam. Ters üçgen yerine rakam olduğu için. Şimdi 378 sayısı hangisine bölünemez? Çift olduğu için 2'ye bölünüyor zaten. Rakamlar toplamına bakalım. 3, 7 ve 8'in toplamı 18. 3'ün katıdır. 3'e bölünür. Hem 2 hem 3'e bölündüğü için 6'ya bölünür. 4'e bölünmez. 4 ile bölünebilme neydi? Son iki basamağıydı. 78'i 4'e bölersem arkadaşlar 19 kere vardır. 76. Kalan 2'dir. Tam bölünmez arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız C'dir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.